Bugünkü günde cevrap meselesini kurtarıyetkenler. Bana bu meselelerden mutlaka mutlaka uzak adamlar. Ular özlerinin nefslerine mülayim bugünü üçün kabul kılıyordu. Halas onu. Kur'an'a karasayız, sünnetke karasayız, kat'iyyatke, mutavatıratke karasayız. Ular kılıyetken işinin delili mutlaka yok. Bugünkü paypaqa maksat etkenler. Nimaga? Kur'an-ı Kerim mutavatır mı? Mutavatır. Küçük kuvveti, delil sıfatı da olduğu rubara kirledigen hiç bitti metin yok. En sabit kavul Allah'ın kavulu. Doğru mu? En doğru hidayet Resulullah'ın hidayeti. Kur'an ne dedi? Ya eyyühellezine amenu. İzâ kumtum ilâ s-salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel marâfik. Vemsahû bi rûûsikum ve arculakum ilel ka'beyn dedi. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجِ لَكُمْ فَغْسِلُوا اَرْجِ لَكُمْ Atıf bu liyeb çünkü. Mutavatır kıraat bu. Mutavatır kıraat. اَرْجُ لَكُمْ Ayağını yuvinler dedi. فَغْسِلُوا بِرُؤُكُ Taharatta ayağını yuviş ne mi? Farz. Farz amelini kende yakılıp sabit kıldık. اَلْاَمْرُ تُف۪يدُ الْوُجُبْ kaydası ki göre. Buyruk dedi Allah Teala. Buyurdu. Ayağını yuvinler dedi. Bo'ldi, tamam. Endi mahsiga mask tortish masalasi yuzaga chiqib qoldi keyinchalik. Mujtahidlar mujtahidni, mujtahidi mutlaqni bilamiz kimligini. Mujtahidi mutlaq kitobdan, sunnatdan, sahobalarning hayotidan mubosharatan qoida bilan fatvo aytadigan odam. Taqlid qilmaydi u. Abu Hanifa rahimahulloh zohir rivoyatda bor. Abu Hanifa rahimahulloh Mahsı ge, teriden bu ge, mahsı ge, masık tartışlık ge, dastlap ruhsat vermegen ben deyirler. Vermegen ben. Mahsı ge, masık tartış masalasıdaki rivayetlerini organıp, organıp kurdum ki, mutavatır eken. 80'ye yakın sahabeden bu rivayetini organdım deyirler. 80'ye yakın sahabeden organgenden ki, ha, demek, ayetinin küçü, mutavatır idi. Hadis ham menga yetib kelishcha mutavatir bo'ldi. Mutavatirni o'rniga mutavatirga amal qilsa joiz qoida bu. Qur'on mutavatir edi, dalolati qat'iy. Hadis ham mutavatir, dalolati qat'iy. Va masaha alal xuffayni keldi. Hamma hadislarni yig'saysiz, inkor qilsa dindan chiqadigan darajada bu. To'g'rimi? To'g'ri. Mana bu qoidaga ko'ra Qur'onning Yuv degen buyruğunu ornige terilik mahsige mask tartış hadisige amal kıldılar. Şunda ruhsat verdiler. Şunda ungeç ruhsat yok. Demek ki ruhsat vermediler. Kur'an'da yuv degen buyruğunu ornige katten özünü akıllıge kilip nafsige doğru kilip tartavur deydi. Ne doğru ki? Mutavatır dalilini kolge kritikallereden keyin ettiler ki ayetini ornige ötüştükü küçü yetedi endi. Endi cevrab hadisi, cevrab hadisi, Abu Hanife umurlarını ahirgeçe bunge ruhsat bermegellerinin sebebi şu. Umurlarını ahirde ruhsat bergellerinin sebebi, o şey cevrabını, sıfatını, mahsige yakınlaştıra agelleri üçün bugün o iş. Cevrab hakkında üç tane hadis var, ikkitesi zayıf, bil ittifak, bittesinin zayıfligi de ihtilaf var. Lekin zayıfligini aytganlar bor. Kuchli odamlar aytgan zayıfligini. İmam Termiziy, Abu Qaysdan rivoyat qilgan. Abu Qays Huzayl ibn Shurahbildan rivoyat qilgan. Abu Qays Huzayl ibn Shurahbildan rivoyat qilib, Nabi sallallohu alayhi va sallamni va masaha alal jawrabayni va na'alayni rivoyatini qilgan. Ve mesaha alal cevrabeyni degen. Huzayl ibn Shurahbil bilen Abu Qays'nin rivayeti. Bir tane şu rivayet. İmam Termiziydi. Cevraplarige ve kavuşlarige mesk tarttılar degen. Bu rivayetini İmam Malik amadılar. Bu rivayetini İmam Ahmet amadılar. Bu rivayetini falancı amadı, pistancı amadı. Ve ular barçası bir ittifak etişti ki Huzayl ibn Shurahbil bilen Abu Qays Gine şu gapı gapırgan. Cevrabeyni de bir gapırgan. Huddu şu hadisini Medine muhaddisleri alal huffeyni deyişken.
Xuddi shu hadisni Bag'dodning muhaddislari alal xuffayni degan. Xuddi shu hadisni Makkaning muhaddislari alal xuffayni degan. Katta jamoat maqsad degan bir dona Huzayl bilan Ibn Shurahbil bilan Abu Qays javrab degan. İmam Muslim, İmam Muslim hafız odam, imom. Hadisda mu'tabar inson. Bu kishi aytganki, Qur'onning buyrug'ini yuv degan buyrug'ini Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qaysning gapiga almashtirmaymiz degan. Hazrati Umarning gaplarini gapirgan. Qur'onning oyatini mana bu xotinning gapiga almashtirmayman deganlar. İmom Muslim shu gapni gapirganlar. Endi bu dalillardan uzoq odam paypoqni, javrabni paypoq deb tarjima qilib, hech bitta shart shurutsiz tortsa bo'laveradi deganlar. Hatto Shi'alarni quruq oyog'iga masx tortadigan miqdorda dalili yo'q. Shi'alar quruq oyog'iga masx tortadi, masxni inkor qiladi. Nimaga biz aqida kitoblarimizda Fiqhul Akbarda misol uchun masxiga masx tortishlikni joiz deb bilamiz deyilgan. Nimaga desa, Shi'alikdan farqimizni ko'rsatish uchun aytilgan. Shuni savol qilmoqchi edim. Chunki Shi'alar masxiga masx tortishlikni joiz deb bilmaydi. Bu haqida kelgan mutawatir hadislarni sahobalarini inkor qilib olgan ular. Aksarlarini murtad deb olgan. O'shaning uchun Qur'ondagi oyatga bu jamoaning rivoyati o'rniga o'tmaydi deyishgan. Undan ko'ra oyog'ini o'ziga tortamiz deyishgan. Daliling desangiz va arju likumni rivoyat qilishgan. Arju likum mutawatir bu ham. Noto'g'ri fahm. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan biror dona hadis rivoyati yo'q quruq oyoqlarga maqsadotganlarga. Arjulikumni qanday tushunamiz? Arjulikum endi zohir bo'lib qoldi biz uchun. Zohir ta'viloti bor. Buni boshqa tomondan ta'vil qilib berish kerak bo'lgan tafsiri kerak. Uni payg'ambar alayhissalomning rivoyatlaridan olamiz. Qachon arjulikum bo'ladi? Tahorat bilan yuvilgan oyoq maqsi kiyilgandagina oyoqqa maqs tortiladi. U arjulikum qiroatini qachonki maqsi kiyib olgan bo'lsangiz deb tafsir qilinadi. U ham bor bizda, tamam, oyoqqa maqs tortamiz, faqat maqsisi bo'lsin. Maqsi haqidagi rivoyatlar mutawatir. Shi'alar arjulikumni shundoq oladi. Oyoqni o'ziga maqs tortamiz. Suyangan suyanchig'i oyat. Lekin javrobga maqs tortayotgan odamlarni bil ittifoq, yana qaytadan ta'kidlaymiz. Odamlar o'zini o'zi aldab yuribdi. Ixtilofli masala ekan-ku deb. Ixtilof emas bu masala. Ixtilof emas. Men buni yana nima uchun aytdim? Bugungi fanimizga, bugungi darsimizga tegishli masalaga misol tariqasida keltirdim. Bu misolni orqasidagi dalili kitobi sunnatga suyanishlikdagi usulni bizga ko'rsatadi. Biz usulga, kitobi sunnatga suyanib aytyapmiz bu gaplarni. Ular havoyi nafsiga suyanib aytibdi. Javrab degan kalimani hadisda bor to'g'ri. Hadisdagi o'sha rivoyatni ko'rsatdik mana zaif, munfarid, faqat 2 dona odam tariqasida bu gap bor. Qolgan Madinaning muhaddislar bu gapni gapirmagan. Demak, bunda o'shanga e'tibor bersangiz, barcha fuqaholar javrab haqida gap ketar ekan orqasidan shartlarni qo'ygan. Nimaga shart qo'yadi? Nimaga? Chunki javrob haqidagi hadis Qur'ondagi oyatni o'rniga o'ta olmaydi, kuchi yetmaydi uni. Qur'ondagi yuv degan gapni o'rniga paypoqqa maqs tort degan gap o'ta olmaydi, yetmaydi, kuchi yetmaydi. Nima uchun shart qo'yishgan ekan? Javrobning sifatini maqsiga yaqinlashtirishga harakat qilishgan. Barchalari İmam Shofiy aytgan kavush qismi teri bo'lsin degan. İmam Abu Hanifa aytgan kavush qismi osti teri bo'lsin degan. İçi lata bo'lsa bo'lsin, usti terilik bo'lsin degan. Menga qolsa tayga tortdiraman deb, nima gap? Ali roziyallohu anhu. Ha, aqlga suyansam u boshqa gap. Ha. U İmam Abu Yusuf İmam Muhammadlar, mazhab ichidagi mujtahidlar usulda ustozga ergashsa-da bu masalada agar pishiq bo'lsa, o'sha maqsa hadisiga tushaveradi degan ular. Maqsini ko'zlagan maqsadi shu deyishgan. Pishiq suv o'tmaydigan bo'lsa, u bilan kiyib safar qilsa bo'lsa,
oyog'ini o'zida ipsiz bog'lanib tursa, shundoq shaffof bo'lmasa, ya'ni unday bo'lsa, bunday bo'lsa nima bo'ladi desa, u javrab mahsi bo'ladi. Nomi javrab, iste'moli mahsi bo'ladi. İstimali mahsi bo'lgandan keyin mahsiga mashq tortish hadisiga dohil bo'lib qoladi u hadis. Javrab o'sha oyatning o'rniga mahsiga mashq torting hadisiga dohil bo'ladi. Demak, unda ummat qutuladi. Lekin shartsiz, shurutsiz tortib yurgan odamlar bil ittifoq namozlarini hammasini qaytadan o'qiydilar. Tahorat tahorat emas. Hammaning usuli bilan. Men buni menga bir kishi shunaqa desa, bir ahli ilm manaqa deyapti-ku, siz bilasizmi, ahli ilm biladimi deyapti. Bu mantiq bilan ketmaymiz-ki. O'sha kishi menga aytayapti o'zi, biz dedi kitobni sunnatdan olamiz. Mana kitob. Mana Qur'on. Qur'onda yuv deyapti. Qanaqa qilib o'rnigasan, poypoqqa mahsul deyapsan. Bir don dalil keltir. Yo'q. Keltirgan dalili zaif. 14 ta sahobadan rivoyat bor. Javrabga mahs tortganlari to'g'risida. O'sha javrabni sifatini lug'atga e'tibor qarasangiz, boshqaga qarasangiz, shu shartlar chiqadi. Demak, umumiy ma'noda, do'stlarim,